I've done. A better person would feel bad. Me? Got no apologies. No excuses. No regrets. Remorse. I've made my choices. Now you make yours. Yapıştıracaktım. Tam elim gitmişti. Tam paraya gidiyordu lan. Tanır mısın bir daha söyle. Tamam geçti. Orada bırakmayacaktım. De. Parayı yapıştıracaktım ben. Şimdi biz niye böyle giyindik? Hadi bakalım. Niye giyinmiş ben olabiliriz? Bende niye bornoz yok? Bu sefer Galatasaray Fenerbahçe FIFA oynamayacağız. Oynamayız bir kere söyleyelim. Evet. Hem futbol diye sevinmeyin öyle. Zaten YouTube ne yaptı yazıyordu. Zaten gördüler. Need for Speed olduğunu. Hiç kurguya hesaba katmıyoruz. Kurguyu hayat bir kurgudan ibaret zaten. Orayı kesip atıyoruz. Yok canım kesme. Kesin, neysek kesin. Neyiz? Hayır canım keseceksin orayı. Kesmeyeceğiz lan 6-0. 6-0 değil. Bizim de UEFA kupamız var. Ya bunları çok seviyorum. Süper kupamız da var. Kupamız var. UEFA kupamız var. Orhan abi sizin neyiniz var? Aman abi göstereyim falan deme. Neyim, yani bir... Bizim yüreğimiz var. Yüreğimiz. Yüreğimiz yeter bizim. Karşı! Alayına karşı. Herkese karşı. Açtı bu ya. Gerçekten karşıyı takdir ediyoruz. Orhan abiyi de takdir ediyoruz. Bence ağır Beşiktaşlı zaten. Gördük en son bölümde de. Korsan olmaz, korsan doğulur. Tabii. Çarşılı olunmaz, çarşılı doğulur diyor kendisi. Evet. Bugün gördüğünüz gibi Rivals. Need for Speed Rivals'ı. Rivals. Yani hıza ihtiyaç benim var. Benim iğrenç İngilizcem evet. Lazım. Rivals. Rivals'la. Rivals değil, Rivals. Hıza ihtiyaç var abi oyunumuz. Evet, Need for Speed gerçekten. Hıza ihtiyaç var. Herkesin hıza ihtiyacı var. Zaten yani kendisi çok eski bir oyun değil mi yani? Bayağı eski. 1990'ların başından beri süre gelen. Most Wanted'lar olsun. DOS ortamında çıkan bir oyun neredeyse yani. Kur'anlar olsun. Hatırlıyorum. İlk de ben Lamborghini Diablo'yu burada görmüştüm. İlk. Hayatında ilk Lamborghini ilk Diablo'yu bu kadar mı cahilsin? Hiç mi? Başka bir yerde. Nerede göreceğim? Yani. Sanki evde 10 oğlum, tane... Oğlum benim arabamı görmedin mi? Rabbin... Markasını görmedin mi? Hakan, benim arabama seni bindirmedin mi? Vay. Beraber polisten bile kaçmışsın. Onların arabası yok. Hangi araba? Haberimiz yok yani. El arabası vardı mı? Onu hatırlıyorum. O tabii başka ne olacak? El arabası polisten kaçtı. Evet, hakikaten de polis de biraz şapşaldı bizi yakalayamadı. Ara sokaklara rağmen. Neyse. Yıllarca el arabası kullandım. Yabancıların arabası yani. Evet. Hiç kendi arabamı almadım. Olmadı. O da kiralıktı zaten. Şunu. İzini ver. Herkesin kafası rahat olsun. Tamam, söz yapmıyorum. Lütfen. Yani tamam. Bu bir şey programı, oyun yani. Programı. Hani başka yerlere çekmeyelim. Tamam, peki o amacından zaman. Saptırmayalım. Bizim de kafamız var. Bakalım, ben oyunu. Direksiyonu elime alıyorum. Evet, şimdi bakalım, başlayalım. Nasıl şoförsün? İyi oyun... misin? Ehliyeti nereden aldın? Oyun girişinden sonra bize seçenek geliyor. Evet. Diyor ki, ne polis misin diyor. Yoksa... Yarışçı mısın? Racer mısın? Yarışçı mısın diyor. Burada bir tercih yapacağız. Ya job olarak oynuyoruz. Ya da Hacer olarak ya da Hacer olarak oynuyoruz burada evet. Biz neyi seçelim şimdi? Biz racer seçelim. Mı olalım? Orhan job mu olacağız artık yani. Job mu olalım, racer mı olalım abi? Racer olalım. Racer olalım. Bir karizmatik söyledi. Racer olalım. Racer olalım. Play the racer. Coming up next. O zaman racer oluyoruz. Hacer olalım. Evet. Evet, searching. Oyunun... Diğer Need for Speed'lerden ne farkı var? Önce ona gelelim değil mi yani? Bir sürü Need for Speed yapıldı. 1, 2, 3, Hot Pursuit. Çok fazla yapıldı.
Porsche. Say say bitmez. Underground 1, 2. Most Wanted'lar. Most Wanted'lar. Allah'ım. Run'lar. Run, Shift. Geçen sene daha bir tane daha vardı. İsim bulabilecekler mi acaba? Ben onu merak ediyorum. Evet. Araba aklında her araba şey. Araba her şey. Falan böyle. Run, fast. Yeah, furious. Yeah, fast, too furious. Burada bir training evet. ekranı geldi. Diyor ki biz size hemen vermiyoruz ne öyle ekranı, arabayı. Ne ekranı? Antrenman ekranı Orhan antrenman. Abi. Antrenman training, yapacağız. Training diyor ekranı. Ki biz size öyle hemen vermeyiz arabayı. Bir şeyleri öğrenin. Ha, öyle gelin diyor. Aynen. Bize bir tutorial yapıyor aslında. Bir sanki bilmiyorum ben. Evet. İlk defa arabaya şu. Aynen. Biz hiç Porsche'ye binmemişiz sanki. Allah aşkına. Yani Allah kapımın önünde 911 GT duruyor yani. bize bir Porsche veriyor. O evet. Porsche'nin üstünde gerekli eğitimleri tamam tamam. Önce ne yapıyoruz? İşte atıyorum gaza bas, git. Tabii vitesine nasıl geçiyor? Debriyaja bas, yavaşça bırak falan gibi bir ama uzun bir tanıtım ekranı var. Sürekli kadın konuşuyor ve konu yok. Evet. Hani konu bayağı kaçma ve yakalama üzerine. Evet, evet. Ya oyunda bir konu, yani ilerleyebileceğiniz bir konu yok. Diğer oyunlarda yok. Hep bir konu var. Vardı. İşte bir adam vardır, işte herkes de yarışır, düşman edinir, sonra tek başına falan bir şeyler yapar. Yükseliş hikayesi gördük. Bunda saf yarış var. Biraz grid tadında gidiyor. Hani evet, grid aynen. gibi versiyonların tadında gidiyor. Var. Hani hatta filmi geliyor şimdi bunu da biliyorsun. Evet filmi geliyor. Şeydeki, Breaking Bad'deki arkadaş. Aaron Paul mu? Aaron Paul muydu? Aaron ne ya? Evet fragmanları yayında. Belki onu da yayınlayabiliriz. Böyle bölümün sonunda bir Need for Speed. Olmaz yani. Şey yaptırırız. Evet burada ne yapıyoruz öncelikle? Bize verilen görevler var birkaç tane. Tutorial'da işte nedir? Evet. Şunu git, şunu yap. GPS'ten aç. En yakındaki repair shop'a git. Evet, GPS'i tanıtıyor burada. Nasıl evet, GPS'i kullanabileceğini. Özellikle nedir burada aslında? Bildiğimiz map'teki yerlere götürmesi sağlıyor seni. Evet. Grafiklerden bahsedecek. Oyun motoru ne demiştik biz bunu? Gene oyun motoru bak geliyor. Gerçekten hep oyun motoru geliyor. Frostbite yani Battlefield 4'teki oyun motoru kullanıyor Electronic evet. Arts burada da. Burada neye güveniyor daha çok? Bu yağmura, çamura falan güveniyor. Yağmura, çamura güveniyor. Gerçekten yağmur efektleri. Zaten izlerseniz başlangıç şeyinde izlediniz hep bir arabaların üstünde bir damlalar, yağmur evet. durumu var. Evet şu an mesela grafiklerimiz gayet bu güzel. Bu efeyi çok sevdikleri için durmadan her yerde kullanmışlar. Burada bir hardcore yarışa girdik hemen. Bizden kaçıncı olmamızı istiyor? Belli değil. İstediğiniz de olabiliriz. Birinci olsak ne ala? Keşke olsak. Bu oyunun yine kötü yanlarından bir tanesi bence ekranı bölemiyoruz ikiye. İki kişi aynı anda... Split screen oyunumuz yok. Yok. Grid 2'de mesela grid bunu koymuşlar. İşte lan! İşte lan! İşte ya işte. Şöyle işlenme hani. Şöyle işlenme. Oğlum böyle değil. Giracağız. Pardon. Giracağız işten alacağız. Böyle en iyi hız hissini ben bu kamerada alırım açıkçası. Yani direkt yere yapışıp böyle tam Ronin filmindeki gibi. Ben böyle de oynadım da bir bazen şeyini kaybedebiliyorsun ya. Ben de oynuyorum evet, bu biraz. Kamerada bazen. Her yeri göremiyorsun. En zoru bak, far açıldı ama. Araba içi. Varsa araba içi çok zor oluyor abi yani. Çok güzel. Bir anda kameradan çıkıp arabaya yapıştık yani sayende. Arabayı patlattık biraz. Porsche'yi. Sen kendi Porsche'n olsa böyle mi kullanacaksın kardeşim? Yani. Kendi Porsche'ni kullanacakmışsın gibi kullanıyorsun. Kendi Porsche'si olsa hala tozunu alıyordu garajdan çıkarak. Bence de çıkarttık. Evet, mesela NOS var. NOS var evet. A. Turbo yani artık NOS ve iki tane tuşu customize yapabiliyorsun yani. Ne yapabiliyorsun? kişi selleştirebiliyorsun. Oyunun sana getirdiği bazı şeyler var. Bunlar çok güzel. Sen arabayı parçalamaya devam et bu arada. Hani çok kötü. Kişiselleştirecek bir araba kalmasın araba. Bize. Ben de kişisel aldım o yüzden. Ya sonuçta bir kapışma aslında. Hani sen polislerle ve rakiplerinle kapışıyorsun sonuçta. Evet. Bunları yaparken de sana bazı teknolojik aletler veriyor oyun. Ne gibi? EMP var. EMP var. EMP, nedir EMP? EMP arabaların elektronik aksamlarını devre dışı bırakıp arabanın... Ha, rakiplerini saf dışı ediyorsun. Rakiplerini ha. saf dışı edebiliyorsun elektronik şeyde. Bunun Sonic Shock... Aynı, hiç. Başka ne var? Sonic Shock var. Bu da yine Sonic ona Shock, yakın yani. Bir şey. Hani Sonic Shock'u tam şey yapamıyorum. Sonic Shock etrafa bir dalga, elektronik dalga gibi bir şey atmaca. EMP'den biraz farklı o. Şimdi nasıl farklı? Farklı nasıl? İşte. Nasıl farklı? Ne farklı? At da bir Sonic Shock görelim. Şuraya bir at görelim. Bu oyunda bir turbo var. Bir kere turboyu bir koyun. Turbo çok fark çok yaratıyor. Fark birden araba... Nitro ile alakası yok yani. Hani yani hakikaten şey. O da bir acayip bir durum. Arabanda nitro var. Bir de turbo var. Nitro'yu açıyorsun. Turbo 3 katı hızlı gidiyor nitro'ya. Evet. Onu da bir acayip mesela yapmışlar. Şu anda bir polisten kaçma durumuna girdik.
Evet, burada yine bir... Tertullian'ın sana sorun, evet, kaçman gerekiyor diyor belli bir durum. Şey yaparak. Au. Dikkat! Oğlum sen şerit edemiyorsun. Afif bana ver. Evet, beceremeyeceğim bu oyunu arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçeliler futbolda daha iyiler. Arabayı da sarı yapmışsın. Gerçi ortak rengimiz. Evet. Olabilir. Yani çok sorun etmiyorum bunu. Polisten kaçıyoruz burada. Evet. Ve kaçtım. Eski ekip vardı. Daha sonra kaçmak üzereyim. Evet. Kaça yazdım. Ben karar veremedim ne tarafından geçsem de. Yoksa içinden bile geçerdim. Yani. İçinden geçeni söyle. Kalırsa yazık olur sonuçta. Sunan istesin diye. Yapıyor. Yakın mesela geçişler, yakın geçişlerde puanlar ekstra. Ya da ters şeritte gittiğinde ekstra puanlar veriyor bir sana. Bir de işte gördüğünüz şey var. Oyunda pause yok. Oyunda pause yok. Şey online gibi sanki. Bastığın anda böyle seni evet, durdurmuyor oyun yani. Kesinlikle. Yani oyun akıyor. Zaten... Şu anda bize bunu gösteriyor Tertullian'da ama oyun Tertullian. Tertullian. Efendim? Tertullian. Ve oyun akıyor. Biz arabayı vurmamak için tabii debeleniyoruz. Debeleniyoruz yani. Zaten oyun sanırım biraz online bazlı olmuş. Yani ben evet, online'da daha büyük zevk alabilirsin. Şeyi tutorial bittikten sonra oyun sanki bir online gibi sürekli başka rakipler, şehirde dolaşan diğer rakiplerle her an bir kafa kafaya işte head to head çalışlar. Polis evet, gördüğünüzde kaçmacalar. Evet, aynen öyle. Yani polisseniz mesela sürekli adam kovalayıp işte ben buna ceza yazdım dur bari bugün bir şey yapayım. Şu anda Tertullian'da onu göstermeye çalışacağım. Bize bir rakip veriyor. Onunla kapışmaya gireceğiz. Kapışıyoruz, ama evet. Ya hadi. Az kaldı. Bas bas. Bize accept var diyecek. Yani kabul et diyecek. Biz de kabul edip etti şu anda. Yok şimdi bekle. Evet. Z1'e bas. Ettik. Şu anda ettik. Vallahi etti. Ay, etmedin. Ettin mi? Ettim. Ettin evet. Bak nasıl yarış adam biliyor musun? Harika. Gidiyor ya. Sen de iyi yarış. Sağ ol ya. Eyvallah. İstersin diye saygı duyuyorum. Arka camı bıraktım. Patlattın arka camı. Canımı sağ olsun. Bak birazdan nereden gireceğini biliyorum. Bayağı neden giriyor? Bayağı işten giriyor. İşten alırım ben burayı. Reji evet. Evet. Nasıl? Şu an tabii daha oyunun başında olduğumuz için bir arabamızın özelliği EMP'si, Sony Şakı, evet, şu an. Sony turbosu. Şakı. Evet, Şakiloni yıl var. Bir Sonic Şak var, bir de Şakiloni yıl var. İnşallah alacağız bir yarış. Etrafımızdaki radarlara yakalandığında mesela ekstra puan veriyor. Hani çok hızlısın ya. Hı-hı. Hani asi gençsin ya böyle. Aferin radarlara yakalandığında diyor, bravo diyor. Daha önceki oyunlarda da vardır zaten. Dünya yoldan gitsene, ormanlık diye. Ormanlık. Abi şimdi Porsche sokmayayım diyorum. Altı vurmasın. Altı vurmasın arabanı. Ve geçti. Bravo, geçti ve çok az kaldı şu anda. Hadi gider mi? Gider mi oradan? Finisher! Şimdi de noslayarak yapıyoruz. Aferin! Araba da durmuyor bu arada. Biraz oraya haber yapacağız. O ne yapacak bakalım, merak ediyorum. Böyle konuşması kolay yani. Ben oynayacağım. Ya, biraz deneyimimiz var bizim emektarlar ama deneyelim hadi bakalım. Emektarın yolu olasıyla. Buyur Orhan abi. Hadi bakalım aldım. Heh, hadi bakalım. Evet şimdi Orhan abi görüyoruz. Gaz hangisi? Evet lastik yakıyor Orhan abi. Bak. Tam bir profesyonel. Bana bak. Orhan abi gaza basman gerekiyor. Federli nasıl gidiyor bu? Gaza bas ya freni bırak artık yani. Bırak. Oldu mu? Yaptım. Evet. Tamam. Yapıyorsun. Vallahi yaptın ya olsun. Evet. Orhan abi. Orhan abi. Orhan abi. Denize basa almak böyle değil yani. Tam olarak yanlış anladın sen. Orhan abi düz yola gideceğiz. Orhan abi. Ama güzel. Orhan abi bir sahile inmek istiyor. Belli yani. Bir salto yaptı böyle değişik hareketler. Bir dakika Orhan abi dur. Orhan abi. Bak ama güzel. Hadi abi Orhan sen de düzgün git yani. Affedersin. Bir dakika. Orhan abi baya şu an Apache tayfası gibi araba döndürüyorsun. Abi 5 saattir dönüyor ya farkında mısın? Ve okey dönmüyor. Arabayla dönüyor. Bir ara rüyadayım zannettim. Yani kalktım hala dönüyor. Öğrendim bakın sürebiliyorum. Tuhaf etti şu anda Porsche'yi. Orhan abi miden falan bulanmıyor mu abi? Çok güzel böyle. Benzini tane bitse de kalktı. Tamam bırakıyorum. Abi, yani, bırakmazsan biz bırakacağız benzin yani. Benzin de bitmedi yani bir türlü. Tamamdır. Alayım ya bana ben joystick'i. Al canım. Bir garaja alalım arabayı. Evet, artık
bu araba bu kadar lastik yedikten sonra garaja gitmesi lazım. They took everything from me. I do not fear, for you are with me. All those who defied me shall be ashamed and disgraced. Those who wage war against me shall perish. I will find strength, find guidance. And I will triumph. Öncelikle Car Personalization alalım dediğimiz arabamızı boyuyoruz. Boyuyoruz. İlk olarak boyayabiliriz arabamızı. Ne yapalım? Ne renk olsun Orhan abi? Ne? Geldik. Abi uyandı. Orhan abi garaja geldi. Uyandı garaja şu an şeyde. Yani. Memleketten geldi. Yani renk diyorum hani. Bir renk ver bana. Give me some color. İyi. Renk var mı? Ya iyi işte beyaz böyle. Ferahlığın simgesi yaparım. Ferahlığın simgesi beyaz. Beyaz. Save and apply color. Evet ardından ise jantlara geldik. O da siyah yap bari. Siyah. Evet siyah yap. Kulağım öptü. Siyah beyaz. İşte bu. Bir de o zaman Orhan abi güzel bir stripes. Peki bu olaylar bedava mı? Parayla mı? Nasıl oluyor? Speed point denilen şeylerle SP kazanılıyor. Evet. SP. Bu 60 SP'ler, bin liramız var şu anda bizim. 60 bin. SP'ler işte evet. Yarıştığın yollara göre, yaptığın hıza göre, kazandığın yarışlara göre, atraksiyonlara göre kazandığın. Göre aynen aynen. Bir sürü paramız olabiliyor. Bizim 60 speed point kazanıyorsun. SP'miz var. Porsche. Ona göre 2000 speed point'te neler yapabileceğimizi kiminin gösteriyor. Kiminin speed point, kiminin duası. Siyah bir şey yaptı. Şöyle bir şey koyalım hadi. Ortaya attıralım şöyle bir tane şundan. Bir de siyah yapalım bunu. Orhan abinin aşkına. Siyah beyaz bir Beşiktaş arabası. Deccalimiz var. Beşiktaş'a da arabacı takım nerede? Evet, ben oyundan ne anlarım isimli programa hoş geldiniz. Size çok güzel bir oyun tanıtacağım. Oyunumuzun adı... Şu anda. Yarışmacı! Arabalar yarıştırıyorum. Kim ne kadar kötü kullanırsa o kadar puan kazanır. Böyle bir oyun ya. Saçma sapan bir şey ama işte tanıtacağız. Ne yapalım? Paralel evlenden geldi. Direkt. Aa, siz de mi buradaydınız çocuklar? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet ne yapıyoruz anlatın bakalım. Evet yeni uyandı. Nichols var bu çok şey bir şey değil deccaller. Yani deccaller var çok kötü çok, çok kötü böyle çok varoş varoş şeyler var. Geçebiliriz direkt yani grafiksel çok şeyler yapıyor. Underground'daki tasarımlarla alakası yok yani evet. Cidden bu deccallerin Raps, dünler da... ve ciğerler dediğimiz bu da çok büyük bir alternatif yok bize çok sunulmamış evet, en azından şu anda oyunun başı itibariyle ya belki... Çocuklar şimdi bu modifiye işleri geçin de siz oyunun özüne gelin özüne yarış özü yok bu yarış özü yarış yani onu oynayalım burada ne onu seç bunu seç ama garajı tanıtmamız lazım bir şey yok ki kafamdan aşağı ne akıyor kalın teridir o para kazanıyorsun ya ondandır şimdi buradan nan diyoruz çıkalım doğru diyor. Son bir şey yapalım. Lisansımızı alalım, bir ehliyetimizi, ruhsatını kaydettirelim. Zaten tabelamız da Orhan diye. Hazırlattık onu da. Orhan diye kaydetti kendisini. Teşekkür ederim. Eyvallah ciğerim. Evet ardından çıkıp buradan. Ne var başka? Performans upgrades. Performans upgrade'leri burada var. Burada arabanın dayanıklılığını, gücü kontrol sistemleri yani yol tutuşunu, hızını.
değişik şeylerle arttırabiliyoruz. Para karşılığı arttırıyoruz. Tabii bu yarıştıkça para alıyoruz değil mi? Yarıştıkça ve levelleri geçtikçe daha doğrusu yaptıracağımız upgrade'ler de artıyor, değişiyor. Tabii, daha pahalı artıyor, oluyor. Burada aynen, hatta bakın evet. Aldığımız anda nasıl arttığını görebiliyoruz. Yeşil bar var mesela. Artışları simgeliyor. Acceleration, top speed, çok kadar artıyor falan gibi. O kadar para harcayacağım. Arabamı tık. Ameliyatsın bu kadar. Şeye kadar artacak yani. Olacak iş değil. Ardından ise ne var? Paraşüt tek var. Bunlar da... Paraşüt tek. Paraşüt alıp atlıyoruz falan. Bu da oyunda bahsetmiştik zaten. Birbirlerini evet. Ekart etmek için kullanılan... Elektrostik... Electro-field. EMP. Arabaları elektronik olarak devre dışı bırakma. Bunlar da yine klasik levellermiş. Telefon olarak telefonları çekmediği Jammer hep bunu öyle duyuyoruz haberlerde. Shockwave dalgası. Gene bir araçlara, yandaki araçlara püskürtmeceyle. Aynen. Şok atıyor. Stun mine yere mayın gibi bir şey atıyoruz ve üstünden geçtiği anda etkisi. Bu da turbo. Turbo arabayı fırlatan şey. Bunlardan şey. Bahsetmiştik zaten. Bahsetmeden geçebiliriz aslında. Evet, aynen öyle. İşte buradan switch to cop kariyer diyebiliyoruz. Evet. İstersek polise geçip bir şey yapabiliriz. İstersek kariyer değişikliği yapabiliyoruz. Ben mesela değiştireceğim kariyerimi. Ben de evet. Bambaşka bir yere gitmek istiyorum. Makine mühendisi üzerine. Ben de kayıkçı olayım diyorum. Kayıkçı. Balıkçı, kayık. İhtimali daha söyle canım ne dersin? Bu ne şimdi? Şu an online modu. Online modunda abi etrafta gördüğümüz bir sürü çevrimiçi arkadaşla yarış edip onlardan kaçıp polislerden kaçıp polisleri kovalayıp polis kovalamıyoruz da polis bizi kovalıyor. Network var, Need for Speed Network'te online olarak herkesle yarışıp hatta internetten iPad'imizi, iPhone'umuza bu application'ı yükleyip oradan işte kim ne yapmış bakayım acaba kim kimi geçmiş falan diyerek. Evet zaten şey yeni oyunlarda da başladı bu evet. Hani. Battlefield'da hatta vardı. Evet, Battlelog muhabbeti. Battlelog. Böyle şeyleri entegre etmeye başladılar. Bakalım güzel bakalım. Bir şey tabii değişik. Çok kullandığım şey değil ama kullanan vardır evet. Benim iPad'im yok zaten. Ben istesem de kullanamadım. İşte yollar hasta. Oo, fena arka geldi. Uçarak geldi. Polis. Online modda da işte gene polis olabiliriz istersek. İstersek kaçak olabiliyoruz. Online. Ya belki ne online mod sürekli hani... Abi sakin ol, arabasını gidiyorum da. Şey yapmayacağım, merak etme. Arabayı sağ salak getireceğim eve. Allah'ın izniyle. İyi, hadi bakalım. Online... Dediğim gibi hani çok karışık ve keyifli. Farklı insan bir polisten kaçıyoruz, bir adamlarla yarışıyoruz. Evet, bayağı bir eğlenceli yani açıkçası. Şey oluyor. Ki zaten single player fazla oynanacak bir şey yok galiba single'ın da bu işin. Asıl ya keyfi online'de yatıyor ben açıkçası. Evet, bunu gördüm. Değişik bir şey var. Biraz GTA havası, biraz tabii GTA polis hayırlı işler işte oldu. Bu. Güzel bir aksiyonda hakikaten de. Peki bu oyunun rakibi yok mu? Bu oyunun rakibi. Ha, bu oyunun kategorisindeki diğer oyunlar bahsedersek. Yani... Eskiden Burnout vardı. Evet, Burnout'u zaten yapan firmanın... Criterion Games zaten, evet. Burnout yapan firmanın. Criterion sonra Games kapanıyor. Electronic Arts alıyor sanırım. Evet, Electronic Arts'ın bir bölümüne entegre ediyorlar evet. Ve onlar yapmaya devam ediyorlar. Zaten belli ama oyunun böyle oynanışında bir... Burnout'taki böyle bir asilik, böyle bir kız hissi... var. Güzel döndüm bir şey değil mi? Güzel oluyorsun vallahi. Yani. Müzikler çok güzel. Özellikle... Kovalamaca anında giren o davullu bir müzik var ya böyle tın tıkı tın tın tıkı tın falan. İnsan hakikaten hemen sanki bir Hollywood filmindeki sahnedeki son, gibi. Son tracklerinde de güzel diyorlar çok zaten. Çok güzel. Müzikleri falan şey zaten her zaman biliyorsun. Özellikle Electronic Arts her oyunun soundtrack'ini abanan bir şirket. FIFA olsun, NBA olsun. Ama işte oyun oynanabilirlik konusunda diğer rakip oyunlara göre biraz daha kolay kaçıyor. Daha hani arcade. Grid olsun, efendim, Test Drive serisi olsun. Evet. Grid bence hani en başarılıları oynanış olarak şey, gerçekçilik olarak. Bu biraz daha dediğimiz gibi Burnout'taki o arcade havayı yansıtmak için yapılmış bu oyun aslında. Ana! Güttekin! Nereye geldin lan sen? Ne oldu lan? Güttekin mi geldi? Bana böyle geldi bilmiyorum. Gültekin abi gelmiş diyor. Programın bug'ı çıktı ya. Efendim ben cümlemiz bu olacak herhalde. Programın bug'ı çıktı. Bug'ı program konulacak. Bug'ın adını. Evet. Gerçekten güzel kaçtım. Orhan abi Need for Speed oynamak için, orijinal oynamak için ne yapmamız lazım? Bir düşün. Biraz mantık yürüt. Zor biliyorum senin için ama. Need for Speed oynamak istiyorsun evinde oturup. Evet. Diyorsun ki bana CDK lazım. CDK lazım. O ne lan? CD anahtarı. Tamam.
CD anahtarına nereden ulaşabilirsin? CD anahtarına... Kapının altına bir kere, paspasın altına ulaşabilirsin. Ulaşabilirsin, çilingire gidebilirsin. Sen de paspasın altına. Yaptırırsın. Evet, bak. Evet, peki, siz daha iyi bilirsiniz yani. CD'ki hakkında pek bilgisi peki, yok. Peki Kopazar desem abi? PG Kopazar desek? Kopazar mı? Kopazar değil abi, Kopazar. Kopazar. Kopazar'a gidin. Vallahi evladım, benim bildiğim bir pazar var, o da bizim salı pazarı. Kopmalı oğlum, pazarları pek bilmiyorum. Kopmalı pazarları bilmiyorsun ya. Bilmiyorum, ben bilmiyorum. Kopazar'a gidin, CDK'nizi alın. Need for Speed Rivals kısmında, oyunlara evet. Girdiğimizde. O pazarda sadece CD anahtarı mı satıyor? Hayır, domates. CD anahtarı mı sadece? Ayrıca GB'ler de alabilirsiniz online oyunlar için. Çeşitli oyunların, her oyun için, internet her puanlarını, evet. İnternet... paralarını. Paralarını ayrıca bir sürü oyununda serial CD key'ini, serial'larını alabilirsiniz. Aktivasyon şifrelerini alıp istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Gönlünüzce doya doya oynayabilirsiniz. Pazarlık yapabiliyoruz mu bizim pazarlardaki gibi? Valla var mı öyle bir şeyimiz? Online müşteri destek hattı var. Orada belki bir güzel bir pazarlığa girişim. Bir şey belki indirir. Ben şansımı denerdim açıkçası. Neden olmasın? Denenmesi olabilir yani. İnsanlar yani, bunu deneyebilirler. Kopazarlık.com'a girin, bir pazarlık etmeyi deneyin. Eğer olursa bize de haber verin, biz de pazarlık ederiz yani. Zaten her hafta biliyorsunuz ne yapıyoruz biz? Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden sorularımızı sorup bunun karşılığında işte Kopazarlık.com'dan hediyeler vereceğiz. Kendi koparalarını hediye edeceğiz. Bizi takip edin. Sorularımıza doğru cevap verin. Ondan sonra hediyeleri... Bütün sorularınızı içtenlikle cevaplayacağım. Öyle sorular değil. Soruyu biz soruyoruz abi. Onlar sormuyor soruyu. Ha, öyle mi? Onlar ama ben yanlış anlamışım. Onlar içtenlikle cevaplayacaklar sorularımızı yani. Ben o zaman ilk soruyu soruyorum. Evet. Heh. Kırmızıdır rengi, uçamaz. Yavaş gider ama bakamaz. Cevabını Twitter'dan bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Cevabı verin, hediyeleri kapın. Koparaları... Koparaları koyun cebe. Koparın, götürün. Evet. Koparabilirsiniz tabii. Bu kadar bu hafta arkadaşlar. Gelecek haftalarda görüşmek üzere. En büyük fener!